Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayri vel eb'asîrâ. Uylemû enne afdelel kitâbi kitâbullâh. Ve afdelel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'â. Ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalate finnar. Ve bis senedil muttasıl en nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Cü'ilet li külle ardın tayyibeten mesciden ve tahuran. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın El-i Beyt, El-i Ashab, Etbalı, Rıdvanullahu Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal, bahtar, buka edenler rahmetullahi aleyhi mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suleha, şüheda, münaat tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Cü'ilet liye küllü ardın tayyibeten mesciden ve tahuran. Bana diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her temiz toprak mescit ve temiz temizleyici kılındı. Bu Peygamberimize mahsus bir özelliktir. Başka milletler, millet din anlamını da kullanır. İbadet edebilmek için mutlaka mesela Hristiyanlar kiliseye gitmek zorunda. Yahudiler havraya gitmek zorunda. Efendimiz diyor ki hayır, biz bana diyor Allah bütün yeryüzünü temiz olmak kaydıyla Allah mescit temiz kıldı, verdi bana. Cü'ilet lenel arda mesciden ve türbetühet tahur. Evet, bir başka Müslim hadisinde yeryüzü bize mescit, mescidimiz kılındı. Bu yeryüzünün toprağı da temiz ve temizleyici kılındı. Evet. Yani ümmeti Muhammed. Allah bize verdi bunu. Bu Allah'ın bize verdiği bir lütuftur, ihsandır. Bunu minnet bilin ve onun şükrünü eda edin. Evet, imtinan. Yani namazı yeryüzünün her tarafında kılabilirsiniz. Toprak temiz olmak kaydıyla. Evet. Şimdi tabii bundan çok önemli şeyler çıkıyor. Hani şimdi çevre temizliği falan filan diye bir sürü hava atıyorlar batılılar. Bu görüyorsunuz çevre temizliği İslam'da var. Yeryüzü mescit diyor. Ne demek? Burada kaka edilmez, çiş edilmez. Geçen hafta okuduk. Mescide tükürülmez, sümkürülmez. Mescit kirlenmez, kirletilmez. Eğer mecburi olarak sümkürmek, tükürmek zorunda kaldıysanız onu izale ediniz. Nedir onun izalesi? Ya topraksa gömeceksin ya da alıp sileceksin. Cami temiz olur. Temiz olan yerde namaz kılınır. Evet. Hem insanın kendisi temiz olacak, hem üstündeki elbise temiz olacak, hem de namaz kıldığı yer temiz olacak ki namaz geçerli olsun. Namazın şartlarından biliyorsunuz. Cami temiz olur. Yeryüzü de cami olduğuna göre, mescid olduğuna göre yeryüzü temiz olmak durumundadır. Yani insanlar, siz yeryüzünü yaşayanlar, yeryüzünü mescid bilin, temiz tutun, kirletmeyin.
Peki defi hacet ne yapacağız? Çubuğun tamam. Onun da özel olarak işte her tarafa bulaşılmamak kaydıyla, ulaştırılmamak kaydıyla kuyu mu kazacaksın, dibine mi gömeceksin? Yani o ihtiyacın gidecek kadar zaruret sebebiyle bunlara tahsis edilebilir. Ama bunun dışında rastgele yeryüzü kirletilemez. Kirletilmesi sorumluluğunuzdadır. Evet, bu bir size lütuftur ve temiz kılındığı gibi temizleyicidir. Su bulamadığınız zaman üstünüze bulaşan bir kiri, pisliği toprakla ovalamak suretiyle, toprağa sürtmek suretiyle temizleyebilirsiniz. Toprak da su gibi temizleyici bir maddedir. Bu bize verilmiş bir lütuftur. Evet. Tabii yeryüzünün her tarafında namaz kılınabilir. Ama kılınmayacak yerleri de vardır. Özel kanunlarla tahsis edilmiş yerler de vardır. Mesela dinimizin namaz kılmasını yasak ettiği yerlerden birisi kabir, makbereler, kabir olan yerler. Kabristanda namaz kılınmaz. Evet, altındaki adamın erkek yarı beline kadar derinliğe gömülür. Kadın göğüs hizasına kadar derine gömülür. Aşağıdaki adam çürüse mürüse yukarı çıkmaz. Ama kabirlerin arasında namaz kılmak, kabire tapmak şeklen benzediği için yanlıştır. Mekruhtur, kılınmaz. Vel hammam. Evet, hamamda tuvaletlerde namaz kılınmaz. Tuvalet olan yerlerde, hamam olan, yıkanılan yerlerde namaz kılınmaz. Evet, Hanefi mezhebine göre böyledir. Bu temiz toprak pisliği giderdiği gibi su bulamadığınız zaman onda elinizi iki defa ona sürersiniz. Bir defa sürersiniz, yüzünüze mesedersiniz. Bir defa ona toprağa, temiz toprağa ellerinizi sürersiniz. Kollarınızı yıkarsınız, teyemmüm edersiniz. Namazınız da böylece size kolaylık kılınmıştır. Su bulamadığınız zaman topraktan teyemmüm edebilirsiniz. Toprak böyle temizdir. Sizin için bu lütuf Allah Celle Celaluhu tarafından verilmiştir. Bunu bilesiniz, şükredesiniz. Ahmed İbn Hanbel Hazreti Enes radıyallahu anh'tan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, demek ki çevreyi kirletmeyeceğiz, sorumluyuz. Kıra bayıra gitmek sünnettir. Ama orada yemek yedikten sonra çöpleri bir yere atmayacağız, dinen atmayacağız. Efendim işte şöyle oluyor böyle, onlar ayrı, onlar devletin kanunları, o ayrı iş. Ama dinen arz ediyorum, o çöplerinizi mutlaka mutlaka toplayacaksınız, defnedeceksiniz. Başkasını kirletmeyecek şekilde tedbir alacaksınız. Sadece sen gelmiyorsun oraya. Bugün sen geldin, yarın başkası gelecek. Adam burası kır bayır diye, kimse gelmedi diye dikkatsizce oturur. Senin pisliğinle üstü başı kirlenir. Vebali senin, sorumluluk senin. Kirletmeyeceksiniz yeryüzünü, böyle kirletmek dinimizde caiz değil. Zaruret olduğu için o zaruret miktarınca bunları defnedip kimseyi tiksindirmeyecek şekilde, kimsenin üstünü kirletmeyecek şekilde tedbirler alacaksınız diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Külesâullâhi gaden ehlül vera. Evet. Yarın ahirette Allah-u Zülcel Hazretleri ile hemceliz olanlar kimlerdir? Yani la teşbih, Allah mekandan münezzeh. Burada yan yana oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Evet, sanki Allah'la yan yana oturur şekilde Allah'a yakın olanlar kimlerdir? Evet, bunlar ehlül vera, vera sahipleridir. Yani haram olan şeylerden sakınacaksınız. Allah işte sidik haram, pislik haram,
domuz haram, kan haram, akmış kan haram. Ha, bunları saydı, pis olan şeyleri. Leş haram, şarap haram. Evet. Bu saydıkları haram olarak bildikten dışında acaba haram mı? Bazıları haram diyor, bazıları değil yahut filan diyor. Şüpheli. Aha. Şüpheli şeylerden uzak duran adamlara ehli vera derler. Şüpheli şeylerden de uzak duruyor. Efendimiz böyle buyuruyor. İttakuş şübühat. Şüpheli şeylerden sakının, uzak durun. Çünkü şüpheli şeyler bakarsın seni haram içine düşürür. Bilmiyorsun ya kesin olarak haram mı, helal mı? Sakının şüpheli şeylerin yanına varmayın. Haram şeylerin içine düşmüş olursunuz. O bakımdan bu konuda çok titiz davranması lazım müminlerin ki vera sahibi olsunlar. Vera, şüpheli şeylerden de uzak kalan kimseler ahirette Allah'la yan yana durur gibi ona yakın olacaklardandır. Başka ve zühdi fid dünya. Evet. Dünyada zühd sahibi olanlar. Zühd ne demek zühd? İşte giyindik, giyinmek bir dünya işi. Yedik, içtik bir dünya işi. Güzel evlerde oturuyoruz, güzel arabalara biniyoruz. Bunlar ihtiyacımız, bunlar dünya işi. İhtiyacını karşılayacak kadar dünyayı kendine vasıta kılacaksın. Ama ana hedefin ahiret olacak. Bu dünya gelip geçici. Bugün var, yarın yok. Bunu bileceksin. Dünyayı ahirete basamak yapacaksın. Elbise giydik. Neden? Çünkü örtülmek namazın farzıdır. Namaz kılamayız. Bak, örtülmek dünyalık iş. Ahirete basamak kıldık. Yemesen içmesen kalkamazsın ki, oturup kalkamazsın ki. İbadete güç kazanmak için yiyeceksin içeceksin dünyalık. Ama ahirete basamak kıldık. Evet, böyle dünyadaki ihtiyaçlarımızı gidermek için dünyadaki nefsin hoşuna giden ve bizim ihtiyacımız olan şeyleri kullanabilirsin. Ama dünyaya tapmazsın. Dünyaya gönül bağlamazsın. Arabanın en iyisine binersin. Ama ahireti unutmazsın. Bu güzel arabaya biniyorum ama yarın kara toprağa gireceğim diye kafanda bu fikir olur. Gururlanmazsın. Kibirlenmezsin. Evet. Evin en güzelinde otursun ama kara yere gireceğim, toprağa gireceğim dersin. Bunu aklına çıkarmazsın. Dünyaya tapmazsın. Dünyaya bağlanıp kalmazsın. Kalbini dünyaya bağlamazsın. İşte dünyadan kalbinden dünya uzak tutan adama zahit derler. Bu işe de zühd derler. İşte dünyayı ahirete basamak yapıyor. Çok zengin olmasına rağmen hep Allah'a gönlünü bağlamış, zekatını veriyor, haccını gidiyor, hayrın hasenatını yapıyor. Hep ahiretini düşünüyor, dünyaya tapmıyor. Evet, dünyada kazık kakacak düşüncesine kapılmıyor. Bu dünyanın, dünyada gördüğü güzellikler, rahatlıklara gönül bağlayıp, bel bağlayıp Allah'ı unutmuyor, ahireti unutmuyor. Evet, işte bu adama zahit derler. Ve bu zahitlik dünyaya tapmamak. Bakın, dünyayı kullanmamak değil. Ve la tense nasibeke mined dünya. Kur'an, İslam akıl dini, akla hitap ediyor. Dünyalık da lazım ama dünyadan nasibini de unutma ama kalbini dünyaya bağlama. Onu öylesiye sevme. Ahiret unutturacak şekilde haris olma dünya karşı. Zahid ol. Evet, ahireti Allah'ı unutma. Zahid ol. Zahid olursan, şüpheli şeylerden de kaçarsan, yarın ahirette Allah'la yan yana oturmuş gibi Allah'la hemcelis olursun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dünyaya yaklaşırsanız
Allah'tan uzaklaşırsınız. Zühd sahipleri Allah'la yan yana dururmuş gibi olur ya, zühd olmadığı zaman da uzak kalırsın. Ne derecede dünyaya tapıyorsanız, dünyaya bağlanmışsınız, o derece yakınlık uzaklık olur. Ahireti tamamen unutmuşsanız Allah'a da çok uzak olursunuz. Evet, bu ölçüyü vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifi Selman Farisi Hazretlerinden, aslen İranlı ama Peygamberimize o kadar bağlanmış ki, Ehl-i Beyt'tendir, benim ailemdendir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Selman Farisi için. Irak'ta yatıyor, orada türbesi var. Cemalur raculi fasahatun lisanihi, bir adamın dilinin güzelliği, güzel laflar etmesi, güzel konuşması onun güzelliğindendir. Adam güzel adamdır. Güzel adam, karakteri güzel adam çirkin laf etmez. Şimdi bir kere Allah vermiş o kabiliyeti, çok güzel konuşanlar vardır. Dargınları barıştırırlar, öyle güzel laflar eder, dargınları barıştırırlar. Gamlı kederli müminleri o gamını kederini dağıtırlar, neşelendirirler, öyle güzel konuşurlar. Bu güzel konuşmasından dolayı böyle müminleri birbirine ısındırırlar, kederlerini dağıtırlar. Bu güzel laf etmek, güzel konuşmak, büyüleyici, insanları etki eden güzel cümleler kurabilmek yetenek sebebiyle. Ama adam özellikle kendini zorluyor. Tekellüf derler buna. Güzel konuşmak için düşünüyor, taşınıyor, şöyle cümleler. Aa, bu değil. Bu yanlış. Ama Allah öyle o kabiliyeti vermiş, öyle güzel konuşuyor adam. Dediğim gibi hayran bırakıyor kendine. Dinlettiriyor adam kendini. Ancak adama ısınmak istemiyorsun ama öyle güzel laflar ediyor, kalbin ısınıyor. İçli dışlı oluyorsun. Müminler birine bu laf güzelliği, kabiliyetinden dolayı olursa adamın karakterinin güzel olduğuna alamettir. Evet. Bu şekilde değil de dediğim gibi insanlara kendini satmak için, büyük görünmek için, en birinci benim demek için zorlanarak bir takım cümleler kurmaya kalkarsa Allah buna buğz eder. اِنَّ اللّٰهَ يُبْهِدُ الْبَل۪يغَ مِنَ الرِّجَالِ. Böyle insanlardan beli konuşacağım, güzel konuşacağım diye yapmacık şeylerle, kurallara uyarlanarak güzel konuşacak kalkanı Allah buğz eder. Böyle değil. Adama Allah öyle kabiliyet vermiş. Konuştu mu kaymak gibi konuşuyor böyle, ne güzel. Herkesin ağzı açık dinliyor onu. Evet. Bu böyle adamların güzel olduğuna işarettir bu. Bu hadis-i şerifi de Cabir radıyallahu anh'tan nakletmişler. Evet. Carisül ulema ve zahimuhum. Ey müminler, hepiniz alim olmayabilirsiniz. Dinin inceliklerini bilmeyebilirsiniz. Çünkü birisi ekmek yapacak, müminleri doyuracak. Birisi kumaş yapacak, müminleri örtecek. Birisi ticaret yapacak, ihtiyaçları karşılayacak. Evet, insanların, bütün diğer insanın ihtiyacını karşılamak için yaptığı bu hizmetler Yaradan'a hizmet sayılır, Allah'a hizmet sayılır. Hepsi güzeldir, hepsi güzeldir. Ama işte böyle işlerle uğraşırken bir adam gece gündüz kitaplarla uğraşır. Dini bilgilerin inceliklerini, detaylarını bilir. Bir olmazsa olmaz bilgiler vardır. İşte guslün farzı 3'tür, abdestin farzı 4'tür, namazın farzı 12'dir. İşte bunun gibi, bunu zaten bileceksin. Bunun dışında bazı incelikler vardır. Bunları tüccar bilemez, esnaf bilemez, çiftçi bilemez, doktor bilemez, mühendis bilemez. Onların da işleri var. Onlar da insanlara hizmet ediyor. Güzel şeyler. Aha, siz diyor incelikleri, dinin güzelliklerini, inceliklerini detaylı öğrenmek için Câlisül ulema, alimlerle oturup kalkın
Evet, alimlerle oturup kalkın. Tabii ilmiyle amil. Alimlerle oturup kalkın ve zahimuhum. Hem öyle uzak durmayın. Senli benli olun, içli dışlı olun. Onlarla sıkı olun, sıkı olun. Evet. Böyle olursanız evet yüzekkiküm, evet siz, evet ha, affedersiniz, alimlerle zahimühüm birakbiküm, evet ne demek, diz dize olun, diz dize, diz dize, bu sıkı sıkı oturmanın ölçüsünü veriyor. Aynı odada, bir orada bir burada, o da bir onunla oturup kalkmaktır ama iyice sokulun, iyice yanına varın, diz dize olun onlarla. Evet, öyle şekilde bir yakın olun onlara. Fe innallaha yuhyil kulube, evet meyyitet, çünkü Allah ölü kalpleri diriltir. Neyle? Nurul hikmeti, alimlerin kalplerindeki hikmetle, hikmetle diriltir. Onlar şer'i bilgiler bilirler. İnsanın vücuduna zararlı şeyleri bilirler. Sen de onu yakın dolunca evet her hareketlerini Allah'ın kanunlarına, peygamberin sünnetlerine uydururlar. Bildikleri için senin haberin olmadan şeyleri onlar bilirler. Onun için yakında dur ki nasıl öksürüyor, öksürken ne yapıyor? Konuşurken, işe başlarken, otururken nasıl oturuyor? Kalkarken nasıl kalkıyor? Yemek yerken nasıl yiyor? Su içerken nasıl içiyor? Bunları da yanında bulunun da görün. Çünkü onlar Allah'tan öğrendiği bilgilere göre yaşarlar. Siz de onların yanında onlara böyle yakın durmak suretiyle öğrenirsiniz. Onların bu ilminden faydalanır. Kalpleriniz nur ile dolar. Allah'ın hikmet nurları ile dolar. Nasıl biliyor musunuz? Kema yuhyil arda bivabilis semai. Evet. Semanın yağmurları, böyle güzel yağmurları, bereketli yağmurları yeryüzü toprağını dirilttiği gibi siz de dirilirsiniz. Evet. Çok güzel efendi, güzel sözlü, güzel arkadaşımız. Baktım saçını uzatmış, bir de kadınlar gibi topuz yapmış. Söylemem lazım. Evet. Funduna getirdim, dedim ki şu yanmış. Çok güzel adamsın, çok güzel işler yapıyorsun ama şu yanlış. Erkek erkek gibi giyinecek, erkek gibi süslenecek, erkek gibi tıraş olacak. Kadın kadın gibi süslenecek, giyinecek, süslenecek. Evet, kadınlara benzeyen erkekler melundur. Erkeklere benzeyen kadınlar melundur. Oturuşta, kalkışta, giyinişte, evet her konuda. Erkek erkek gibi davranacak, kadın kadın gibi davranacak. Kadına benzeyen şeklen, niyeti olmasa bile kadına benzeyen erkekler melundur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar da erkeklere benzer, onlar da melundur. Hemen çözdü, bilmiyordum dedi. Evet, siz de böyle erkek gibi giyineceksiniz. Şimdi görüyoruz. Ceket, pantolon, kravat hepsinde var. Bir de bizim gibi tıraş olmuş. Avrat mı ne? Şimdi erkeklerde de, hocalarda da yok ki zaten, vatandaşta olsun. Bıyık da yok, sakal da yok. Ula bu avrat mı değil mi bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Halbuki kadının kadın olduğu bilinmeli. Ona göre tedbir alacaksın. Elin karısına dokunamazsın. Ona göre de davranışlarında dikkatli olacaksın. Genç güzel bir kadına sokulur da yüzün güler de şöyle işler yapar, vay be adama bak, kadına göz dikti derler. Onun için dikkatli olacaksın. Onun kadın mı erkek mi olduğunu bileceksin. Evet.
Adam senin gibi giyinmiş, senin gibi süslenmiş. Nereden bileceğim onu? Nasıl? Evet. Erkek erkekliğin giyinişinden, kuşanışından, davranışından, konuşmasından bilinmeli. Aksi halde lanet sebebidir. Onun için çöz dedim şunu. Hemen çözdü. Evet, şimdi bunlar anlatılmıyor. Birçokları bakıyorum. Evet, peygamberimiz saçını uzatmış. Omuzlarına kadar saçı uzattığı vaki. Hatta ortasından da böyle ayırmış. Ayır ortasından dedim, tam sünnet olsun. Ayırmasan da olur dedim, o da sünnet. Ama bağlarsanız o kadın süsüdür. Peygamberimiz o kadınlara lanet ediyor. Deve hörkücü gibi diyor, saçları yaparlar, şöyle derler, böyle derler. Evet, şimdi işte tabii insan yan yana oturduğu kimseden bunları öğrenir. Bunlar nedir? Dinin detayları bunlar. Ama bu detaylar bizim karakterimizi oluşturuyor. Karakterimizi oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi eksik, bir tuğla eksik. Çok eksik, senin şeyin, bünyen bozuluyor. Evet, bunlar hiç önemsiz değil. Çok önemli. Bizim Müslümanlık kişiliğimizi oluşturan şeyler. Ondan dolayı detayları öğrenemeyebilirsiniz. Bilemeyebilirsiniz. Bilenlerle beraber oturup kalkın, hem de diz dize onların şeylerini böyle göresiniz her hususta. Evet. Bununla böyle yaparsanız ne olur? Evet. Ne olur? Sizde dinimizi güzel yaşamış olduğumuz için yarın Allah Zülcelal Hazretleri ile yakın olursunuz. Kalpleriniz, ölü kalpleriniz ilim nurlarıyla, Allah'tan gelen sünnet, ayet hükümlerinin feyzi bereketiyle dirilir. Hikmet nuruyla kalpleriniz dirilir. Kema yuhil arda bivabil semai, yağmur sularının yeryüzünü, topraklarını dirilttiği gibi. Evet, şimdi tabii oturlar adam ilmiyle amil olacak. Evliya adam olursa oturmakta kalmakta onun feyzi bereketi sana bulaşır. Bir tuhaf olursun. Öyle adamları her zaman bulabilsek de yan yana gelsek. Böyle adamların cenazesine katılmak bile lütuf, Allah'ın lütfuna erme sebebidir. Salih veya saliha bir mümin veya mümine öldüğü zaman o salih veya saliha mümine Allah'ın ilk hediyesi diyor Peygamberimiz, cenaze namazına katılanların günahlarını silmesidir diyor. Onun için böyle adamı dünyada da bırakmayacaksın, ahirette de bırakmayacaksın. Bakın böyle avantajları var. Edepleri öğreneceksin, bilmediklerini öğreneceksiniz. Ne kadar iyi, güzel insan ama bak bunu bilmiyor. Bilmemek mazeret değil. Kanunu bilmemek mazeret değil. Evet, Türk Ceza Kanunu da var. Müslümanlar da Allah'ın hükümlerini, Peygamber'in emirlerini öğrenecekler. Öğrenmek için de alimlerle oturup kalkacaklar. Hemhal olacak yan yana. Her türlü şeyle öğrenebilmek için böylece hedeflerine ulaşacaklar. Tabii bundan da hedef şunu öğrenecekler. Dünyanın bugünü var, yarını yok. Senin bu alim dediğin adam da bugün var, yarını yok. Ana hedef Allah'la buluşmak. Onu öğreneceksin. Şöyle güzel adamdı ama bugün yok. Bunu öğreneceksin. Ana hedefin Allah olduğunu bileceksin. Gözünü ona dikeceksin. Gözünü ona diyeceksin. Evet, öyle güzel Peygamberimiz bunlara işaret ediyor. Böyle olursa işte dört dörtlü güzel Müslüman olursun. Arif billah olan tüsteri denilen zata birisi gelmiş, niye ağlıyorsun lan demiş. Yebki, câ eyleyhi racülün yebki,
ağlıyor adam. Meyyub ki ke, niye ağlatıyor seni, niye ağlıyorsun? Mâte üstâziyim. Hocam öldü, ona üzüldüğünden ağlıyorum. Mâleke entettegze üstâzen yemut. Neden ölecek hoca seçtin lan? Hocanın seçmenin hedefi, onun gelip geçici olduğunu farkına varıp o vesileyle hiç ölmeyecek Allah'a kavuşmak, onunla beraber olmak her anında, her yerde, nereye gidersen git Allah'la olmak. O onun için vasıta. Ondan dolayı alimlerle otur kalk diyor, bunu öğretmesi için, öğrenmek için ana hedef odur diyor. Sen diyor da o hedefe varamamışsın. Neden ölmeyen bir üstad seçmedin? Ne güzel söz. Ana hedef Allah'la buluşmak. Bunu da alimlerle, salih kişilerle oturup kalkma suretiyle öğrenebilirsin. Tabarani, Ebu Umame el-Bahili Hazretleri radıyallahu anh'tan nakletmiş. Evet. Câlisül Kübera, tecrübeli, yaşlı, alim ve vesailül ulema. Evet. Okursun anlayamazsın. Tecrübeli, bilgili alimlere sorunuz. Tecrübeli, bilgili kimselerle oturup kalkınız. Ve halitul hükeme, ehli hal, salih, hikmet sahibi kişilerle karışık burunuz, hep onlarla oturup kalkınız buyurmuş. Bir sözün hicadisinde de Cuhayb Hazretlerinden nakleden hadiste Efendimiz buyuruyor: Cealallahu ma yahrucu min ibn adem meselen liddünya. Allah Celle Celaluhu insanoğlundan çıkan şeyleri dünyaya örnek verdi, mesel verdi. Ne çıkıyor bizden? Pislik çıkıyor, idrar çıkıyor, kan çıkıyor. Ama insanlardan fazlalıklar, çıkan fazlalıkları dünyaya misal verdi. Yani dünya işte budur. İnsandan çıkan fazlalık, pislik, sidik, şubu vesaire. Dünyaya haris olmayın. Evet, haris olmayın. Evet, öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Dünyayı böyle tapacak şekilde gözünüzde büyütmeyin. Pislik sever misiniz? İdrar sevilir mi hiç? Dünyada işte böyle böyle uzak duracaksınız. İhtiyacınız görmek için sadece ona ihtiyaç karşılayacak kadar yaklaşacaksınız. Übey ibn-i Kâb. Evet. Burada Efendimiz dünyanın insandan çıkacak şeyleri dünyaya misal verdiğinde huve kinayetun anil gâid vel bevl. Söylediğim gibi dışkı ve idrarı kinaye olarak söylemiştir. Yani ma yahrucu minhu kana qabla zalika alwanan. Yemek yerken Allah tadına. Ne kadar tatlıymış ya. Su için Allah güzelliğine şu suyum. Buz gibiymiş mübarek. Diyorsun ya. Çıkmadan evvel ne güzeldi onlar. Minet ta'amı tayyibeten, naimeten ve şaraben sâgiyen. Allah buz gibiymiş. Ne kadar güzel suymuş. Ne güzel yemekmiş, meyveymiş diyordun ya. Evet, böyle. Ama şimdi ne oldu? Fasar akıbete zâlike mâ terahune. Sonra ne oldu? Git, olur mu? Diyen, o güzel yediğin yemek, o güzel su ne oldu? Aa, böyle oldu diyor Peygamberimiz. Ona göre, ona göre dikkatli duran işte böyle. Feddünya hulve, dünya tatlıdır. Hadıra, oh güzeldir. Yeşillik, ağaçlık şey insanın hoşuna gitmez mi? Dünyada insanın hoşuna gider. O yemyeşil ağaçlıklı çayırlar olduğu gibi.
ve nüfusu temilu ileyha. İnsan öyle yaratılmıştır. Çok sever yeşillik, güzellik, Allah şırıl şırıl sular. İnsanlar onu sever. Evet. Böyle olunca vel cahilü yuab, evet. Evet. Yunafisu fi zinetihe ve zuhrifihe. Cahil adam vel cahil bi akıbetihe. Cahil adam işte bunlara kendini bağlar ve başkasından daha çok elde edeceğim diye gecesini gününe katar, hem de kıyasıya rakabet eder daha çok kazanacağım diye. Dünya ziynetine, dünya süslerine ulaşmak için, evet, Kur'an'da da böyle söyleniyor. Züyyüne linnâse hubbü şehevâti minen nisâ bendirbenîn vel kanâtiril mukantara mined deheb vel fudda vel khaylil müsevveme vel en'am vel has zâlike metâvud dünya metâvud hayâti dünya ayetçeli bu efendim. Âl-i İmran 14. Dünya, evet, insanlara dünyadan olan böyle insanın nefsinin hoşuna şeyleri sevdirildi. Mesela kaç tane oğlum var, kaç tane kızım var, hoşuna gider. Ya Allah, bende kaç gram altın var, kaç tane gümüş var. Atlarımı görüyorsunuz, dünyanın en cins atı bende, safkan falan. Evet, nimetler, topraklar. Bunlar dünya meta, böyle insanın hoşuna giden şeylerdir. Ha, ama bugün ve yarını yok. Evet, işte yemeden evvel güzel ama çıkınca ne oluyor? Aman aman, aman aman diyorsun. İşte bu ya, işin aslı bu. Zannen inneha tebka lehu. Sen diyorsun ki bunlar hep kalacak, böyle devran sürecek. Aldanma diyor. Allah seni böyle yarattı. Böyle şeyleri çok canın çeker. Seversin ama ebedi alemi unutma. Bunlar dünyada devamlı değil. Cahil adam bunu dünyada devamlıymış gibi kendini kaptırır. Ne namaz var, ne abdest var, ne oruç var, ne ibadet var, ne ahiret alma geliyor. Aman böyle olma. Evhüve yebka lehe. Sendine kalacak zannediyor. Didiniyorsun, didiniyorsun gece gündüz. Kıh, gidiyorsun. Kime kalıyor? Oğlana, kıza kalıyor. Onlar yoksa kardeşine kalıyor, dedene geliyor, nenene kalıyor. Mirasçılara kalıyor. Öyleyse vel akilu la yatmanu ileyha ve la yagtarru biha. Akıllı adam onlara kesin bağlanmaz. Gelip gece ihtiyacını görür, ihtiyacını tatmin eder, ebedi aleme göz diker. Bunlara aldanmaz. Ve la yagurrannukum billahil garur. Allah gafur rahimdir, ekremül ekremindir. Allah büyüktür kardeşim. Tamam, biz küçüktür demiyoruz. Doğru da böyle diyerekten haramları işleyemezsin. Ahireti unutamazsın. Allah'ın görevlerini unutamazsın. Allah büyüktür ama azabın şedid. Azabı da şedittir. Haber, böyle dengeli yaşa. Allah'ın böyle affedici olması seni şey etmesin, aldatmasın. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Vel akilu la yetman ilehe ve le yagtarihe ilmen bi enneha zailetun müstahile. Evet, o bir gün işte yemyeşil şeyler, şimdi her taraf kapkara toprak. Bahar ne güzel çiçekler vardı, yeşillikler vardı. O ağaçlar yemyeşildi. Ne oldu? Gitti. Dünya da böyle kaybolacak, gidici. Gönül bağlama, ihtiyacın gör. Evet. Evet. Bu Allah'ın nimetlerini Allah'ın emrettiği yerde kullan. Mülk edin, para edin ama gereklerini yap. Zekatını ver, sadakını ver. İhtiyacı karşıladıktan sonra, evet, uzun ömür de böyle.
uzun ömür de hayırlı olsa nimet, büyük ibadet sebebidir. Evet, insanoğlu böyle yaratılmıştır. Bu güzellikleri sever. Müslim'de hadis diyor ki Efendimiz, insanoğlu yaşlanır ama mal edinme hırsı, çok yaşama hırsı hiç yaşlanmaz. Her 100 yaşında olsa ölmek istemez. Yine yaşamak ister. Malı da sever. Ya benim yaşım şuraya gelmiş demez. Böyle yaratılmıştır. Ha, bunları bilesin. Evet, ona göre hareket edersin. Min saatte müddeten fel mevtü la muhalete yüdükü sahibehe. Evet. Bir müddet bu dünyada yaşasan, koşsan bile ölüm mutlaka yüdükü sahibehe. Seni yakalar, yetişir ve seni bu güzelliklerden mahrum bırakır. Mahrum bırakır. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Evet. Onun için dünyaya kapma. Dünyayı sanki hiç son bulmayacakmış gibi kendini ona bağlamak yanlış diyor. Bunları ahirette vasıta kılacaksınız. Allah'a şükrü unutmayacaksınız. Esas hedefi hiç unutmayacaksınız. Güzel peygamberimiz böyle buyuruyor. Evet. Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyuruyor. Cüz'ün min seb'ine cüz'ün minen nübüve. Evet. Tacilül iftar ve ta'hirü sahur. Oruç, mümin oruç tutar. Ramazanlı mecburi. Pazartesi, perşembe sünnet. Her ayın biri, ortası, sonu sünnet. Ayın 13, 14, 15'i yani eyyam biz günleri oruç sünnet. Mübarek geceleri oruçla karşılamak sünnet. Mecbur değil ama sünnet. Orucu unutma. Oruç tuttuğun zaman iftara acele et. Oruç tuttuğun zaman iftarı acele et. Sahura mutlaka kalk. Sahur da geç yap. Son dakikayı kadar kullan. Bu bütün peygamberlerin sünnetidir. Evet. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Evet. Bu peygamberlerin sünneti olduğu gibi aynı zamanda peygamberlerin peygamberlik hasletlerinden 70'inden birer cüzdür. Onların 70 tanesi var böyle. Bu erken iftar etmek peygamber cüzlerinden birdir. Keza sahuru geç yemek peygamberlik cüzlerinden bir cüzdür. Evet. Ve işaretur raculi bi isbihi fis salati. Namaz kılarken ettehiyyat okuyoruz. Oturduk. Eşhedü en la ilahe. Şu parmaklarını şöyle kıvırıp, şu şey sağ parmağını şöyle kıvırıp, baş parmağını eşhedü en la ilahe illallah diye yapmak peygamberlik cüzlerinden bir cüzüdür. Cüzdür. Peygamberler böyle yapardı. Sen de yap. Basit şeyler görüyorsunuz ama çok kazandırıyor. Allah'ın seçtiği peygamberlerin hasletlerinden basit bu. Eşhedü en la ilahe illallah. Yerinde yapacaksın. Yanlış yaparsan tersine. Eşhedü en la ilahe illallah. Yok yok. O zaman olmaz. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Şimdi haçta görürsünüz. Adam başlıyor. Namazı selam verince kadar böyle döndürüyor. Elini parmağını. Yok yok öyle değil. Buradaki tarif öyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Peygamberlerin hasletlerindendir. Sahuru geç yapmak, iftarı acele etmek ve ettehiyyatın sonunda bu şehadet parmağını kaldırmak. Evet. Tarif ettiğim burada tarif, bize söylediğim tarif ediyor. Böyle la ilahe illallah şeklinde olacak.
Hakim Müstetik'inde Ebu Hureyre'den, evet, bir başka hadis: Selasetün yuhibbuhallahu azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah üç şeyi sever. Tacilül iftir. Orucu erken, hemen, tam vaktinde. Vaktinde hemen iftar etmeyi Allah sever. Ve teahhirü sahur. Sahur yemeğini de son ana kadar gelecek şekilde sonunda yapmayı sever. Ve darbul yedeyn ahadüme bil uhra fis salati. Evet. Namaz kılıyoruz. Evet, şimdi hoca yanıldı. Hocanın arkasında imam abdestini kaçırdı mesela, elinde olmayarak. Namaz bozulmaz. Hocanınki bozuldu. O hiç konuşmadan arkasında adamı çekecek, yerine devam edecek. Kural bu. Namazı yarıda kesemeyiz. Bir daha kılalım. Yo yo yo. Bu bir ibadettir. Allah'ın kanunu böyle. Kendisi bozarsa tabii namaz hepsi gider de, kaçırdı, kaçtı elinde olmayarak. İmamınki bozuldu, arkasını çekecek, yerine o da devam edecek. Evet, aynen böyle, kural böyle. Ondan dolayı bakın şu minbere bakın. Minberin altı delik. Önü açık, görüyorsunuz değil mi? Bu süs değil beyefendi. Bunu yapan Mimar Sinan iyi bilen adamdı, fakih adamdı. Bunlar hep böyle süs için yapılmıyor. Minberin öbür tarafında duranlar imam yanılabilir. Üçüncü rekatta Allahu Ekber bir oturma şeyi verir, bir tekbir verebilir. O zaman herkes oturuyor. Çünkü namaz kılan kaç kişi var acaba? Namaza durdum adam, dükkana gidiyor, eve gidiyor, daireye gidiyor. Namazın kaç olduğunu düşünen kaç kişi var? Evet. Böyle Allahu Ekber deyince oturuyor herkes. Değil mi? Böyle durumda imam arkasındaki adam fıkıh bilecek. Erkekse, ki imam arkasında erkekler durur, Subhanallah diyecek. Kural bu. Kadınlar var. Erkek, imam erkeği ama arkada kadınlar var. Önü diyor peygamber diyecek. Neden? Kadın sesi mahremdir arkadaş. Kadın sesi güzel diye adamın kafası değişebilir. Kötülüğe giden yolları önlemek için dinle bu kural. Hemen hocam bir sesten, ya binde bir tane de olsa da böyle bir sesten kafası dönen olsa da din onu istemiyor. Onun için böyle vuracak. Hoca dikkat et, yanıldın. Yanıldığı zaman kadın Subhanallah demeyecek, ses söylemeyecek, eline vuracak diyor peygamberimiz. O da dinle güzel şeylerdendir. Bu söylediğimiz güzelliklerden birisidir. Evet, bu da bir hadis-i şerifte böyle, Tabarani'nin Yala bin Mürre'den bu böyle. Evet. Erkekler Subhanallah diyecek. Yanıldın anlamına. Yanıldın dese namaz gider de Subhanallah demek. Kural bu. Yanıldın hoca kakaya. Evet. Böyle söyleyecek. Kadın da ellerini vuracak. Bu da o hasletlerden birisidir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sağı sola vuracak diyor. Sağı sola. Bu namazda yanıldın demenin alameti. Ama şimdi bu alkış, bir adam güzel konuşuyor, bir şey yok. Şak 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 şak. Bu bizde yok. Bize Avrupa'dan geldi bu. Evet, bize Avrupa'dan geldi. Bir kimseyi yüzüne övmek onu öldürmektir. Şimdi adam güzel konuşuyor. Allah çınlıyor ortalık. Vay be, ben neymişim? Alkışlar bunu ifade ediyor. Adamın kazandığı sevaplar gitti, kül oldu. Kim sebep oldu buna? Sen sebep oldun. Evet, ucup, gurur, kazanılan şeyleri yele vermektir, kül etmektir. Sen alkışınla adamı ona sürükledin. Onda da var nefis. İslam'da bu alkışlamak yok. Evet,
Allah senden razı olsun. Cezakallahu hayran kesira. Bu ama şimdi Allah nasıl? İşte yalnız namazda kadın konuşamaz, Sübhanallah diyemez, sesi mahrem, böyle yapar diyor. Bu dinin kuralı bu efendim. Dinin kuralı bu. Senin yaptığın başka olabilir. Bir hadis daha okuyacağım. Evet, bu hadisi, okuduğum hadisi Hakim Müşterik'inde Ebu Hureyre'den naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Cennibu mesacidena sıbiyaneküm ve mencaninekum. Evet. Ben kitaptan okuyorum. Elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Şimdi tebliğ varmış. Camiye çocuklar getirin diye. Peygamberin hadisini okuyorum arkadaş. Mescitlerimizden, camilerimizden, mescitlerinizden sabi çocukları, sıbiyan, sabi çocuklar demek. Sabi çocuk, temyiz yaşına gelmemiş çocuk demek. Ana rahmindeki çocuğa cenin derler. Doğduktan sonra bu çocuk sabidir. Temyiz yaşına geldiği zaman mümeyyiz olur. Velet olur. Velet. Evet. Arapçada bu. Taksimat böyle. Bakkala gönderdiğiniz zaman para veriyorsunuz. Şaşırtmadan söylediğiniz şeyi alıp geliyor. Karıştırmıyor. Ha bu çocuk mümeyyizdir. Ölçü bu. Peygamberimiz 7 yaş demiş. 7 yaşın gelince namazı emredin demiş. 10 yaşında sıkıştırın demiş. Camiye götürün. Efendimiz hadisi mümeyyiz olunca 7 yaşında. Şimdi ne diyor bak? Sabi çocukları camiden uzak tutun. Camimizden, caminizden. Mesacidene, mesacideküm. Caminizden, camimizden uzak tutun. Buyuruyor. Hadis okuyorum. Getiriyor buraya. Evet. Koşuyor. Cami olduğunu bilmez ki sabi çocuk. Düşüyor, nasıl bağırıyor. Kavga diyorlar. Bizim kulağımızda delik. Biz öyle zaten çürük adamız. Öyle bir şeyi arayıp duruyoruz. Kafamız oraya bağlanıyor. Namazın tadı kalmıyor, tuzu kalmıyor. Cami olduğunu bilmez ki o. Bu kadarla kalsa bir de işiyor. Burada işedi. Söylediğiniz zaman sonunu. Bir de o var şimdi ya. Sonunu. Dinin emri bu mübarek. Ya. Buraya ziyarete geliyor. Trafikten dolayı biz de geç geldiğimiz zaman bakıyoruz. Ezan okunup durur. Millet daha içeri giriyor. Türbeye giriyor. Niye geliyorsun buraya? Müslüman oldun belli. Camiye gitsene lan. Allah'ın emrini yerine getirsene ya. Ziyarete geliyor, camiye gelmiyor. İşimiz çok yaş. Çok yaş. Hiç bilgi diye bir şey yok toplumda. Camiye getiriyor, işiyor. Ondan sonra da çocuk sidiğidir bunu. Sidiğin çocuğun hoca olur mu ya? Evet. Hadis okuyorum. Eşinize dostunu öğreteceksiniz. Sabi çocukları cennibu, uzak tutunuz. Evet, ayırınız. Mesacidene, mescitlerimizden. Mesacideküm, mescitlerinizden. Uzak tutunuz. Sıbyaneküm, sabi çocuklarınızı. Karıştı daha ufak çocuk. Kaç yaşında? Bu çizgi filmleri 7'den evvel olabiliyor. Ama normalde 7 yaşında. Efendimizin tabiri bu. Seb'isinin diyor. 7 yaşında. Ama şimdi o çizgi filmi seyrede seyrede taş çıkartıyor bu çocuk. Ha, gönderiyorsun, karıştırmadan alıp geliyor. Mümeyyiz çocuktur. Onu getir. Sabi çocuğu getirme. Peygamberin sözü bu. Genelge çıkaranlara söylüyorum. Araplara söylüyorum. Kabe'ye dolduruyorlar veletleri, çocukları. Orada kavga, dövüş. Allah tabi batırıyorlar. Sağ solu. Efendimiz ne diyor bak? Sabi çocukları camilerinizden, camilerimizden uzak, camilerimiz Kabe, Mescid-i Nebevi. O Efendimizin namaz kıldığı cami, bizimkiler burası. Onlardan uzak tutunuz. Ve mecanineküm, delilerinizi camilerden uzak tutunuz. Şimdi genelge var mı? Çocukları götürün, alışsın. Yahu
İki yaşın çocuk caminin camiyi ne bilsin, alışacak. Etme güzelim, etme. Mümeyyiz çocuklar camiye getirilir, alışsın diye mümeyyiz. Buraya kaka edilmeyi, çiş edilmeyi bilecek kafada olanlar. Burasının harma yeri olmadığını, oyun yeri olmadığını bilecek aklı olanlar. Böyle mümeyyiz çocuklar getirilir. Kim delalge çıkardıysa, aman siz getirmeyin. Kenara köşe oyun yeri yapın. Orada oynasınlar. Caminin içi, efendimizin sözü efendim. Görüyorsunuz. Sabi çocukları mescitlerinizden uzak tutunuz. Ve mecanineküm delilerden. Hem erkek hem kadın. Kız olsun oğlan olsun. Bu böyle. Ben söylemiyorum yine bu. Mâ yeşmülü zükûre vel inâz. Hem erkeklere hem dişilere şamildir. Hepsini kapsar diyor. Erkek gelebilir, kadın yu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 
çocukları camide olacak tutun. Sünnete aykırı, görüyorsunuz, sünnete aykırı. Evet, dikkat edin. Eğer temizlik garantisi varsa getirmek mekruh olur, sünneti çiğnemek olur. İnlem yü'men. Evet, et-tahrim. Çocuğun camiyi batırması, kirletmesi söz konusuysa, emin değilsen haramdır diyor hoca. Dinde budur. Evet. Kabe'yi işlediğini gördüm kaç kere. Çocuk getiriyor. Haramdır. Bilmez ki cami olduğunu o çocuk ya. Evet. Eminse tedbir alınıyor işte. Şimdi bez bağlıyla filan en azından haram diyemeyiz ama peygamber sünneti çiğnemektir. Mekruhtur. Huzuru bozuyor ya. Huzuru bozuyor. Nereden anlayacak cami olduğunu? Daha 2 yaşında, 3 yaşında çocuk. Evet. Ben de tekrar söylüyorum. Daha ve şirâeküm, alışverişinizi ve beyâküm. Burası ticarethane değil, çarşı değil. Burası ibadet edilecek yerdir. Efendimiz'in sözü bu. Gelmiş bedevi mescid kum, böyle halı yok, işemiş oraya. Herkes dövmek için koşmuşlar. Durun demiş, durun. Dövecekler adamı. Dişlerini sıkarak koşmuşlar. Durun. Adam görmüş bunu. Sen olmasan bunlar beni dövecek. Sen ne güzel adamsın demiş. Demiş evlat, burası camidir. Burada böyle şeyler olmaz. Zikir yeridir, tesbih yeridir, ibadet yeridir. Efendimiz sözü bunlar. Biz aktarıyoruz. Çocukların oyun yeri değildir. Zikir yeridir, tesbih yeridir, ibadet yeridir. Efendimiz sözü bu ya. Evet. Onun sözü. Çocukların avutamıyordun, buraya git. Olmaz hanımefendi. Olmaz beyefendi. Alışveriş yapıyor burada. Olmaz efendim. Müezzin camiye para işi edecek, kazandıracak. İşte takvimlerimiz geldi. Ucuz. İskontolu vereceğiz. Müezzin efendi, burası alışveriş yeri değil. Hadis bu efendim. Ve şirâeküm ve beyâküm. Alışverişinizi camiden uzak tutun. Kapının dışında ne halt edeceksen git. Ama şu cami olan yerde Efendimizin yasağı var. Yalnız itikafa girenler bundan müstesnadır. İtikafa Ramazan son öngörü gelir. Dünya ile ilişikler kesilir. O tabii içeride yiyecek, içecek, ekmek alacak. Yabancı yerdeyse su parası verecek. Onlar onu verebilir. Başka hiç imkanı yok. Evet. Müttekip olanlar hariç. Evet. Ve hutumatikum. Görmüş camide senin tarlandan bir karış bana tecavüz etmişsin. Cami bunun dava yeri değil. Düşmanlık yeri değil. Husumetler, davacı davalı olmak yeri değil. Evet. Yani bu gibi şeyler komşular arasında, insan arasında. Ve raf'a esvatikum. Evet. Ve raf'a esvatikum. Cami Allah'ın evidir. Orada ibadet zikir edilir, tesbih edilir. Bağırılmaz. Sesleri yükseltmek yasaktır. Bunu sakın yapmayınız.
Sesleri yükseltmeyiniz, bağıra bağıra konuşmayınız camide. Edepli, hayalı olunuz, Allah'ın evindesiniz. Evet, camide yüksek sesle konuşmak yasaktır. Ve ikamete hududikum. Adamı yakalamışlar, hırsızlık yapmış veya şu yapmış, camide dövüyorlar. Hırsızlık yapan elini kesiyorlar. Şarap içmiş mesela, yakalamışlar, camide 80 sopa şarap içenin, içki içenin. Camide ceza verilmez. Neden? Camiye giden dövüyorlar diye herkesin orasına dolaşır. Camiye gelmez, şeytanın rahat durmaz. İbn-i Ebi Leyla büyük bir alim, İmam-ı Azam zamanında yaşamış büyük bir alim, Allah rahmet eylesin. Ama İmam-ı Azam gibi kaç kişi var? Bir kişi var. Adam kadı. Camide yakalamışlar, gelmişler, zapt diyeler. İşte hocam demişler. Bakmış belgeler tamam. Başmış ceza vermeye. Şarap içene 80 sopa vurduruyor camide. Koşmuş hemen, dur dur demiş, dur. Dışarıda hep camiye gider dövüyorlar derler. Hoca demiş, sen ne yapıyorsun ya? Cami işte bu hadise dayanıyor. Cami cezaların verilme yeri değildir. Dışarıda uygulayacaksın. Hem adamın kolunu kessen kanar batırır. Orayı batırır. Evet. Cami temiz olacak dedik. Evet, dışarıda yap onu. Aha ve selleti yufikum. Kırışlarınızı kınına sokun camide. İbadet yer orası. Orada kılıçlar açıkta bulunmaz. Neden? Yanında kadın kesebilir. Ayrıca bu harp yeri değil yahu. Sok kınına. İçine sokun. Kılıçla sıyırmak da yanlıştır. Vettehizu ala ebvâbihel matahir. Ne güzel bak. Dedelerimizi Allah nur gönlü yatsın. Görüyorsunuz. Şimdi burada tuvaletler var. Şurada da hamamlar var. Bizim dedelerimiz dört dörtlük Müslümandı. Bu hadisleri aynen almışlar. Şam'a, Suriye'ye gidiniz. Osmanlı hamamlar var caminin yanında. Tuvaletler var. Riyad'da geziyoruz. Abdest almak gerekti. Camiye koştuk. Her camide abdest yok mu bizim Türkiye'de? Baktım dolaştım, şey bulamadım, tuvalet bulamadım. Şey dedim ki görevliye, polise dedim, nerede hamam? Sahra dedi. Cami yapmışlar güzel, tuvalet yok. Adamla da görenek yok. Dedim ayıp, mu ayıp dedi, ayıp değil. Koşturuyoruz, tuvalet arıyoruz. Caddenin kenarında kaldırım var ya. Kaç kişi gördüm. Arkasını dönmüş duvara, patır patır. Biz de elhamdülillah. Orada da görüyorsun, Osmanlı camilerinin yanında hamam var, tuvalet var. Neden? Aha, bak. وَاتَّخِذُوا عَلَى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرِ Hamam yapınız, tuvalet yapınız caminin yakınlarına, kapılarına. Öyle diyor Peygamberimiz. Bizim atalarımız Müslümanlığı dört dörtlük benimsemişler. Her şeyli peygamberin sünnetine ulaştırmışlar. Halen yeni camide tuvalet yok ya Riyad'da. Ama Osmanlı'ya bakıyorsunuz, nerede cam yapmışsa tuvalet var, hamam var. Bu hadisi benimsemiş. Ondan sahraya git diyor. Ayıp, ayıp değil diyor. Öyle, görenlikler öyle. Evet efendim, camilerin girişine şadırvan yapılır, abdest alacak yer yapılır, tuvalet yapılır. Hamamlar yapılır. Daha bitmedi. Ve hammiruha fil cuma. Cuma günü Müslümanlar camileri hınca hınç doldururlar. Onun için kimisi kirlidir. Temiz gelmek lazım ama boy abdesti alarak cumaya tertemiz gelenin hutbe okunurken hiç de dinlemiş, camide gevezelik yapmamış, 10 günlük günahlar silinir. Evet. Ama herkes gusletmez, gelemez. Yabancıdır. Buraya gezmeye gelmiştir. Namazı cumaya gelir. Adam veya işte şudur budur. Kirlidir. Ter kokar. Aha.
diyor ki buhur, buhur komilere, buhurdanlık koyun. O pis kokuları kaybetsin de gelenler tiksinmesin, eziyet görmesin. Kalabalık çünkü, leş gibi kokarsa böyle camiye gidilir mi ya demez mi herif? Ne güzel şeyler bunlar, görüyorsunuz. Evet, cuma günleri sadece bu çok kalabalık olduğu zaman diyor ki bayramlar da bunun dahildir. Bayram günleri, cuma günleri buhur, güzel koku camileri yapın. Aklınız olsun, bulun gelin koyun şuralara. Güzel koku koksun cami, içim açılsın. Evet, Allah'ın zikrinin dışındaki şeylere kullanılmaz. Güzel Müslümanlara şeylik olsun diye de bunlar yapılır. Evet, eğer bunlara peygambere uymazsanız Cenab-ı Hak peygamberi üzen peygamber Allah'ı üzmüş olur. Allah da sizi şerede kovar, sizi uzaklaştırır sizi. Ya evet, dikkat edin, camilere böyle güzel şeyler yapmazsınız. Bu kuralları çiğnerseniz ahvecehu liduhuliha. Ya başkaları elinizden alır camileri, oraya girmeye sizi muhtaç hale getirir. Bulgaristan'da gördük. Gavur zapt etmiş. Sokmuyor bile. İşte şimdi buyur, hadi camiye git bakalım Suriye'de. Hadi nasıl gideceksin camiye o kargaşada? Demek dikkat etmediler, camiye saygıda kusur ettiler. Bu peygamber sözünü yoksa diyor, işte bunları yapmazsanız diyor, Allah sizi oraya, ah be camiye de gidemiyorum dedirtir. Elinizden alır o nimetleri. Aman ya Rabbi, ne kadar aynen çıkmış. Evet, dinle. Kudüs mukaddes belge değil mi? O mukaddes camiler temiz, orası mukaddes yer, cami. Mukaddes belgeler de, yerler de böyledir. Oranın o peygamber söylediği şekilde o camiye saygılı olacak güzel şeyler yapmazsanız ne diyor bak, oraları da elinizden alır. Evet, olanların bir sebebi var. Kudüs mukaddes yer, bütün peygamberlerin vahiy kaynağı. Ama Araplar ne kadar temizliğe hiç dikkat etmiyorlar. Camide görüyorsunuz her tarafı açık kadının. Annen evi mi, baban evi mi burası? Niye sen böyle camide duruyorsun? İşte böyle yapmazsanız, öyle diyor bakın. Mukaddes siyema fil ardıl mukaddese de. Mukaddes yerlerdeki özellikle. La siyema, özellikle orada. Evet. Ya elinizden alır Allah. Oraya size böyle yudunduru sokmaz oraya. Elinizden alır. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Evet. Evet. Mescitler Müslüman cemaatinin işi için yapılmış şeylerdir. Evet. Orada Müslümanların işi olacak şeyler, kalabalıkta olacak şeyler konuşulabilir. Ama sokakta sohbet yeri haline çevirmemek lazım. Bir, söylediği gibi cezaları uygulamamak lazım. Mahkeme karar verebilir. Adaletle iş yapmak ibadetlerin en üstünüdür. Adaletle karar vermek ibadetlerin en üstünlerindendir. Kadı burada karar verebilir. Herkesin de örnek olur, hem hırsızlık adamı getirmişler. Cezayı burada uygulayamaz. Kararı verebilir. Onu söylüyor. Müslümanların gözü önünde ibret olsun diye. Evet, kararı elinin kesilmesi. Şarap içen 80 vurulması denebilir. Cezayı uygulamak yasak. Taberani Mekhule Hazretlerinden. Evet. Mescitle ilgili olduğu için şunu da söylüyorum.
Celisül mescid ala selâsı hısâl. Camide oturan adam üç şey, onun için üç şey vardır. Evet. Nedir o? Camide gelirsen, camiye devam edersen, oturursan üç şey kazanırsın. Bir, ahul müstefaat. Hiç görmeden görsün. Merhaba, nasılsın? Ya ben şu ben de oradayım ya. Hiç haber yok dünyadan. Camide Müslüman kardeşler birbirini tanırlar. Yabancı bir adam camiye gelmiş. Sen de koşuna gitti. Nereye? Arkadaş kazanırsın. Müslüman arkadaş kazanırsın. Evet, bir diyor. Bu arkadaş kazanırsın. Müminler birbirine alışveriş yaparlar, şöyle derler. Faydalanacak arkadaş kazanırsın. Bir. Ev kelimetin muhkeme. Evet, bir ayet dinlensin, bir vaaz dinlensin, güzel söz, kelime dinlersin. Ev rahmetin muntazıra, Allah'ın rahmetine mazhar olursun. Camilere ibadet edenlerin üstüne şu anda koca şaşkın veya iyi hadis okunuyor. Siz de fıkıh hadis dinlemeye geldiniz. Sağanak sağan Allah'ın rahmeti yağar. Sağanak sağan Allah'ın rahmeti yağar. Namaz kılınan müsaf olmuş müminlerin üstüne melekler toplanır, dua ederler. Allah da müminlerin böyle camide topluca saf bağlayıp namaz kılın görünce, azgınlar sebebiyle azap edecekse o memlekete, kaldırdım bundan hatırına der. Buhari hadisi. Def eder. Onun için diyoruz biz, tam zamanı camilere koşun. Camileri doldurun. Dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Dünyayı, Türkiye'yi dağıtmak istiyor. Hepsi, bütün gavurlar, kim olursa olsun bize merhaba desin demesin. Kıskanıyor Türkiye'yi. Camileri doldurun da onların hilelerini desin, Allah geri çevirsin. Onu diyor bak, Allah'ın rahmetine mazhar olur camiye gelenler. Belaları def eder Allah. Öyle diyor. Mahallü tenezzülatir rahme. Onun için camiye, cemaatle namaz kılmaya gayret edin. Cemaat rahmettir. Fırkat azaptır. Evet. Ve'tasimû bihablillâhi cemî'en ve lâ teferrakû. Allah da bunu emrediyor. Allah'ın Kur'an'ına, ipine sımsıkı sarılın. Asla dağılmayın buyuruyor. Onun için müminler camiye koşmalı. Düzgün saflar halinde saf bağlayıp ibadet etmeli ki Allah belaları def etsin. Ne diyor? Kalpleri liyelif. Evet. Ba'duhum ba'da. Kalpleri, Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırır. Isındırır. Dargınlıklar gider. Bereket yağar, rahmet yağar, müminlerin çalışmasına sebep olur. Onun için camiye devam etmek lazım. Bu şeylerden yararlanmak için. Gitmezsen ne olur? Evet, bir de orayı söyleyelim. Efendimiz ezan okulup da hiçbir mazereti yokken, hasta değil, bir şey değil, camiye gelmeyen, cemaatle namaz kılmayan için kimseler için yerime birisini imam yapayım, gideyim şu adamların evlerini, barklarını, tepelerine yıkayım, yakayım dedim diyor. Buhari Müslim hadisidir. Dahası var. Hiçbir mazereti yokken ezan okundu, camiye gitmiyor. Cemaatle namaz kılmaya gitmiyorsa lanet ediyor Peygamberimiz. Melekler, yeryüzündeki şeyler ona lanet eder diyor. Cemaatin önemi bu kadar fazla, bir hep söylüyoruz. Ayrıca namazın 12 farzından biri yoksa namaz yok. Kur'an-ı Kerim'in tecvidiyle hanginiz okuyabilecek? Bir sürü kuralları var. Evde namaz kıldığınız zaman eğer Kur'an'ın harflerini değiştirdiyseniz namaz davacı olacak. Benim rezil etti diye. Ama uydum şuyum ama dediniz mi
İmam-ı Daminin, imam kefildir. Kendisini uyan cemaatin hesabını o verir diyor Peygamberimiz. Cemaatin namazı garanti belgesiyle garantilidir diyor. Bu bakımdan da camiye, cemaatle namaz kılmaya önem vermek lazım. Namazımızın garantili olması için, namaz birden davacı olmaması için. Ama şimdi üşenip namaza gitmeyenler var. Bak lanet sebebidir diyor Efendimiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Güzel Peygamberimizin bu buyruklarına kalbimizi, gönlümüzü açıp hayatımızda uygulayacağız. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele-i şerife. On üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العظيم الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle. Dersimizi rızanla muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi, ayati Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu pakine hediye edip hasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde dahil eyle. Tüm peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, ehli ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bir cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız, Müşah Efendilerimizin ervahıyla beraber buracıkta bulunan bizlerin, ayrıca göçmüşlerimizin
bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçirenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğme, hutaba, mezinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şühede, münatın, bu aziz vatanın bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giren, halen buna devam eden şühedanın, kuzatın ve bu aziz vatanı hayır eserleriyle donatmış, İslam yurduna getirmiş ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmilerin, kâfesinin ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Ya ilahel alemin, içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi salihlerden, salihalardan eyle ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya ilahel alemin, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'i İslam'ı aziz eyle. Kafirleri zelil eyle. Ümmeti Muhammed'i affınla, lütfunla, kereminle, setrinle muamele eyle ya Rab. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirik ve netubu ileyk. Sübhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.